Süleyman'a karısı telefon açtı. Alo? 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 Konuşan ben. Ben Fahire. Tanımadın mı sesimden? Demek çok bağırdım birdenbire. Çığlık mı? Belki. Hayır. Çocuklar hasta değil. Dinle beni. İşini bırak da gel. Çabuk ol ama. Telefonla anlatamam, olmaz. Daha kıyamet kadar vakit var akşama. Saatler, saatler. Kıyamet kadar. Sorma. Dinle beni. Hemen vapur bulamazsan Üsküdar'a kayıkla geç. Bir taksiye atla. Paran yoksa patronundan avans al. Yolda hiçbir şey düşünme. Mümkün mertebe yalansız gelmeye çalış. Yalan kuvvetliye söylenir. Ben kuvvetsizim. Alay etme kuzum. Evet kar yağacak. Evet hava güzel. Koynuna girdiğim adam gibi, kocam gibi değil. Büyüğüm, akıllım, babam gibi. Süleyman geldi. Fahire kocası Süleyman'a sordu. Doğru mu? Evet. Teşekkür ederim Süleyman. Bak işte rahatladım. Bak işte ağlamıyorum artık. Nerede buluşuyordunuz? Bir otelde. Beyoğlu tarafında mı? Evet. Kaç defa? Ya üç ya dört. Üç mü dört mü? Bilmiyorum. Bunu hatırlamak o kadar güç mü Süleyman? Bilmiyorum. Demek ki bir otel odasında. Kim bilir çarşaflar nasıl kirliydi. Bir İngiliz romanında okudum. Bu işe yarayan otellerde kırık küvetler varmış. Sizinkilerde de var mıydı? Bilmiyorum. Hele düşün. Toz pembe çiçekli kırık bir küvet. Evet. Hiç hediye verdin mi? Hayır. Çikolata falan? Bir defa. Çok mu seviyordu? Sevmek mi? Hayır. Başkaları da var mı Süleyman? Yok. Olmadı mı? Hayır. Bunu sevdin demek. Başkaları da olsaydı daha rahat ederdim. Çok mu güzel yatıyordu? Hayır. Doğru söyle. Bak ne kadar cesurum. Doğru söylüyorum. Zaten gösterdiler bana. İnek gibi karı. Belimden kalın bacakları. Fakat zevk meselesi bu. Bir sual daha Süleyman. Niçin? Bilmiyorum. Karanlıkta pencerenin hizasında karlı ağır bir çam dalı. Bir hayli zaman oldu. Sofada asma saat 12'yi çaldı. Süleyman'ın karısı Fahire şunları anlattı kocasına ertesi gün. Dayanılmaz bir acı halindeydi kendime karşı duyduğum merhamet. Ölmeye karar verdimdi Süleyman. Annem, çocuklarım ve en önde sen bulacaktınız karda ayak izlerimi. Bekçi, polisler, bir tahta merdiven, bir kadın ölüsü çıkaracaktınız arka arsada baston kuyusundan. Kolay mı? Kolay mı gece bostan kuyusuna doğru yürümek, sonra kenarına çıkıp durarak baş aşağı atlamak karanlığa? Fakat bulamadınızsa eğer karda ayak izlerimi sadece korktuğundan değil, bekçi, merdiven, polisler, dedikodu, kepazelik, haldatılmış bir zevcenin intiharı. Komik. Niçin öldüğümü anlatmak müşkül. Kime? Herkese. Sana mesela. İnsan ölmeye karar verirken bile insanları düşünüyor. Sen yatakta uyuyordun. Yüzün rahat, her zaman nasıl uyursan ondan evvel ve o varken.
Dışarıda kar yağmaya başladı. Bir tek gecelik de çıkmak balkona. Zatürre ertesi gün nümayişsiz ölü vermek. Hayır, hiç aklıma gelmedi nezle olmak ihtimali. Yaktım sobamızı, iyice ısınmak lazım ilk önce. Ciğer bir çay bardağı gibi çatlarmış. Pencereye kara bakıyorum. Eşini gayip eyleyen bir kuş gibi kar, geçen eyyamı nevbaharı arar. Babam bu şiiri çok severdi. Sen beğenmezsin. Sağdan sola, soldan sağa, lerzanı grizan. Lambayı söndürmeden balkona çıktım. Gibi kar düşer, düşer ağlar. Oturdum balkonumda iskemleye. Havada çıt yok. Karanlık, bembeyaz. Uykudayım sanki. Sanki çok sevdiğim bir insan korkarak beni uyandırmaktan yumuşacık dolanıyor etrafımda. Üşümüyordum. Kederim duruluyor, berraklaşıyor. Odanın camlı kapısından balkona vuran ışık sıcak bir kumaş gibiydi üstünde dizlerimin. Ben rehavetli bir mahzunluk içinde acayip şeyler düşünüyordum. Fener yolundaki çınar 150 yaşındaymış. Ömrü bir gün süren böcekler. Gün gelecek, insanlar çok uzun, çok bahtiyar yaşayacaklar. İnsanların yüreği ve kafası var. İnsanların elleri insan. Ne zamandaki, neredeki, hangi sınıftan? Onların insanları bizim insanlarımız. Ve her şeye rağmen yeni bir dünya için yapılan kavga. Sonra sen, ben, bir kırık küvet ve benim kendime karşı duyduğum merhamet. Kar durdu. Sökmek üzere şafak. Utanarak odaya döndüm. O anda uyansaydın sarılıp boynuna uyanmadın. Evet, çok şükür nezle bile değilim. Şimdi zaman zaman hatırlayıp zaman zaman unutacağım. Yine yan yana yaşayacağız. Beni sevdiğine emin olarak. 6 ay kadar geçti aradan. Bir gece karı koca denizden dönüyorlardı. Gökte yıldızlar, ağaçlarda yaz meyveleri vardı. Fahire birdenbire durdu. Baktı muhabbetle kocasının gözlerine ve suratına tükürür gibi bir tokat vurdu. Evet, Nazım Hikmet'in 16 Ağustos 1940 yılında yazmış olduğu bir küvet hikayesi adlı şiiri paylaştım. Hepinize saygılar sunuyorum. Hoşça kalın.